Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuşlukta Muhteva programımızın ikinci bölümündeyiz. Bugün neredeyiz? Bugün çok camiada bizim bildiğimiz yıllardan beri kuşluk yapan Ergün Avcı abimizin yanındayız. Namı diğer Takala abiyle anılır. Bugün hangi kuşlardan bahsedeceğiz sizlere? Geçmişi tarihten günümüze kadar yazılı kaynaklarda da bulunan ta Cem Sultan zamanına dayanan Bursa Oynar kuşundan bahsedeceğiz. Nasıl bir kuştur? Nasıl özellikleri vardır genel hatlarıyla bunları Ergün abimizden dinleyeceğiz. Aynı zamanda gerçekten araştırması yapılmış, gene havuzu çıkartılmış nadir ırklarımızdan ve yerli ırklarımızdan biridir. Ergün abiye hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Aslında biz Ergün abinin misafiriyiz. Bugün neredeyiz onu da bahsedeyim sizlere. Bursa'nın Yeni Bağlar mahallesindeyiz. Böyle bir program gerçekleştireceğiz. Abi kaç yılında doğdun? Ne zamandan beri kuşçuluk yapıyorsun? Önce bundan başlayalım. 1966 doğumluyum. Yaklaşık 35-40 senedir bu kuşa bakmaktayım. Baktığımız kuş işte Bursa kuşu. Sert bir kuştur. Asil bir kuştur. İşte bizim de hobimiz bu. Bu. Peki abi şimdi izleyicilerimiz muhtemelen merak ediyorlar ve soruyorlar. Bursa oynar kuşunu diğer kuşlardan ayıran özellik nedir abi diyorlar. Yani bunun bir tadı ve bir zevki varmış. Ya bunun tadı ve zevki şöyle şimdi. Sert kuş aslında ama sabır isteyen bir kuştur bu kuş. Aslında zor bir kuş. Şöyle diyelim onu. Özellikle yavru yani zor dediğim şöyle zor. Yavru alması çok zordur bu kuştan. Yani nasıl anlatacağım onu. Mesela örnek veriyorum. Diğer kuşlar alt tarafta yumurtlayabilir. Bu oynar kuşumuz, Bursa kuşumuz genelde üst tarafları yuvalıklarını seçmektedir. Çünkü altta kendini güvende hissetmediği için, yumurtalarını, yavrularını güvende hissetmediği için üst taraflara yumurtlar yani. Dediğimiz gibi yani üretimi de zor, şefkat isteyen bir türdür bu kuş. Söylediği gibi Ergün abinin diğer ırklara nazaran üretimi zor bir kuş. Bu da onun doğal seleksiyon olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Tabi muhakkak çalışılmıştır kuşların bugünkü haline getirilebilmesi için ama tarihten günümüze o kadar savaş görmesine rağmen Anadolu dışarıya gitmeyen ve elimizde tutmuş olduğumuz nadir ırklardan. Ergün evet, abinin anlattığı evet. O. Bunun çeşitli ırkları var yani kendi içinde çeşitli seleksiyonları var. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekniği Bölümü bunları bir seleksiyon haline getirdi ve patentini aldı. Evet. Ergün abinin anlattığı niye yüksek yerlere yuvalıyor demesinin sebebi de tamamen saf ve doğal bir seleksiyon olmasından. Diyelim ki işte köpek ırkları gibi düşünün, diğer yerli tavuk ırkları gibi düşünün arkadaşlar. Onun haricinde abi senin elinde bulunan oynar güvercini yani Bursa oynar güvercini hangi ırk? Yani ne diyor mesela cilli kafa diyorlar, yılan baş diyorlar. Hangisine bakıyorsun? Benim baktığım dik alın. Hürriyet kuşu derler. Mesela Molla Arap'ın da kendine has bir kuşu vardır. Hani farklı ama ben dik alın bakıyorum. Hürriyet kuşu diye anılır. Hürriyet ustamıza, kuşu. Ustamız Kimble diye. İmparator Kimble evet. Değerli bir abimiz. Evet, saygıyla analım onu da. Evet. Kendisini tanımam ama evet. İyi bir abimiz. Duyuyoruz, evet. İşe vermiş, değer vermiş. Değer vermiş, patentini almış vermiş. Yani. Evet. Tabii, gurur duyuyoruz onunla aynı evet. Zamanda. Çünkü kuşumuzun hani şu anda mesela doğuda Mardin kuşunu da patentini almaya kalktılar. Belki duymuşsunuzdur, bilemem onu da. Mesela bunu Kimble abimiz, Mehmet Işık diye anılır. Mehmet abimiz bunun patentini almıştır. Osmanlı evet. Bizim has kuşum, asil kuştur bu zaten. Evet. Yani aslında Mehmet abi anlatsa daha iyi olurdu ama olsun, ustamız. Biz ona da inşallah bir gün ziyaret ederiz. Biz evet. Seninle başladık. Mehmet Bey, Mehmet abimiz Bursa Oynar Camiası'nda tanışmasak da ismini sıklıkla duyduğumuz başka konularda ve mecralarda çekimi yapılan birkaç belgesel var. Orada da ismini de görürsünüz. Bu kuşlara hakkıyla emeğini vermiş. Evet. Demin bahsettiğim zooteknik bölümündeki hocaları destek verip onların desteğiyle birlikte bunu patentlemiş. Yani yerli ırk olduğunu bizden şu an bunu hiçbir camiye alamaz. Mesela Ermenistan'dakilerin Kangal ırkı köpeğimize sahip çıkmaya çalıştığı gibi bu ırka şu an hiçbir
başka bir ülke sahip çıkamaz. Bizim yerli ve milli kuşumuz arkadaşlar. Nasıl ki hünkârı kuşumuza tam manasıyla sahip çıkmamışız ve geliştirmişler. Bugün İngilizler ona sahip çıkıyor. Anatolian Owl diye geçse de bizim yerli hünkârımız büyütmüşler. Ama bu orijinalini korumuş bir kuş. Mehmet abi gibi ve diğer değerli abilerimiz gibi üreticiler sayesinde. Onun dışında abi bunların diğer güvercin ırklarında farklı olarak nasıl bir yemleme yapıyorsun? Ben genelde şöyle diyeyim size, ben genelde karışık yem veriyorum işte, tüyün olsun, gelişimi olarak olsun. Yani zor dediğimiz kuş aslında bu. Hani sert kuş olduğu için yavruyken, yani normalde nasıl diyeyim sana, yoz bir kuş yavruyken, daha ufakken anne babaya yemini ister. Bu kuş asil olduğu için biraz sert kuş, farklı bir kuş. Yani kolay kolay yeme anneden babadan istemiyor yani. Onun için yemimiz kuvvetli olması gerekiyor. Ben şu oyunlara baktığımdan beri özel yem veriyorum, arkadaşımdan alıyorum. Yani yemim, kışlık, yazlık yemimi, mevsimlik yemimi ayrı ayrı alıyorum yani. Kışın farklı veriyorum, yazın farklı veriyorum yani. Çünkü zor kuş olduğu için yemine dikkat etmek gerekiyor. Evet. Diğer üretilen kuşlar gibi sadece buğday veya şey aspir veya beyaz darılık bir karışımla bunları üretmek zor. Zor. O da sert bir kuş olduğu için, asil bir kuş olduğu için diyorsun. Katılıyoruz buna abi. Şöyle, buğdayla da besleyebilirsin. Ama besleyemezsin işte, demiyorum. İstenilen verimi almak zorlanır. Zorlanırız. Tüyündeki renginin şeyini tutturamazsın. Şimdi bazı arkadaşlarda görüyoruz. Burç oyunları bakan duyuyoruz daha doğrusu. Hem de görüyoruz. Yedekçi dediğimiz, işte bunların yumurtalarını o kuşların altına sürüp onları büyütüyorlar. Bunların yavru büyütmediğini söylüyorlar tam manasıyla. Şimdi, sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben o konuya bir kere karşıyım. Şöyle karşıyım. Ben gençliğimde bir arkadaşımın kümesine gittim. O laf arkadaşın söylediği hiç aklımdan çıkmıyor. Şu anda benim baktığım iki kümesim var. Evet. Karşıda da bir kümesim var. Burada da. Bir tane yedekçim yoktur şu anda. Gördük abi. Evet. Arkadaşın kümesine gittim ve balkonda çıktığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Hepsi bir ırk. Mavi çakaldı arkadaşım, evet. Baktıkları hiç unutmuyorum. Dedim maşallah dedim, yani çok çoğaltmışsın dedim, güzel kuşlar dedim, ama dedim yani nasıl ürettin bunları dedim, yedekçileri nerede dedim. Abi ne yedekçisi diye cevap verdi bana. Şaşırdım yani, sen bunları nasıl ürettin yani bir anda. Abi dedi, ben dedi bunları dedi bir takımdan oldu bunlar dedi. Benim annem babam dedi beni büyüttü dedi. Evet. Yedekçi falan büyütmedi dedi. Evet, doğru. Ben de o şekilde dedi. Kuşlarımı o şekilde düşündüğüm için yedekçi koymadım. İşte gördüklerim bir takımdan ulaşma. Ve şimdi ben de arkadaşın dediğine katılıyorum. Doğru bir şey. Şu anda burada gördüğünüz 5 takım, içeride de kuşlarım var. Karşı kümesinde de kuşlarım var. Gördüğünüz kuşlar zaten 5 tane kuştan oluşmadır. Hepsi takkan. Hepsi safkan, yani 5 kuştan, yani tek kan kuştan ürettim bunları. 5 kan diyelim. 5 tane kuştan oluşmadır bunlar. Yedekçim şu anda yok. Burada yedekçi kullanmadım. Yani büyütmüyor diye bir şey yok, evet. Yani. Gayet de güzel. Güzel. Gayet alıyorsun. De güzel büyütüyor. Burada gördüklerin çoğu, şöyle diyeyim size, gördüklerinizin çoğu hepsi kendi yavrularım. Bu senin yavrusu yani. Maşallah abi, Allah can pekliği versin. Bir de bu kuşlarda mesela adam diyor, Bursa oynar kuşu dağınık ve sert uçar. Evet. Bunun sebebi nedir? Yani diğer kuşlar gibi anlatıyoruz biz arkadaşlar. İşte Mardin kuşu şöyle uçar, kelebek kuşu böyle uçar. Oynar kuşu nasıl uçar? Bir de arkadaşlara onu anlatalım abi mümkünse. Oynar kuşu sert uçar. Kendini yukarı çektiğinde kanat atışı serttir, yani bir şahin gibidir yani. Mesela örnek veriyorum, bir kelebek süzüle süzüle uçar yukarıda. Kelebeğe örnek aldık ama kelebeği de kötülemiyorum. Yok, o da bizim kuşumuz. O süzüle süzüle, ya da o da normal uçar, ama oynar kuşumuz çok serttir yani. Sert dediğimizde kanat, yani bir kanat aldığında şahin gibidir yani. Zaten şöyle diyelim, oynar kuşunu toplu halde uçurduğun zaman çevrendeki insanlar kuş uçurduğu zaman kuşları sapıtır hepsinin, dağılırlar. Şahin zannederler oynarı, yani sert geldiği için, sert uçtuğu için, yani kanat alışı çok uzun mesafeyi aldığı için diğer kuşlar, çevresinde uçan kuşlar onu şahin diye ürker, dağılırlar yani. Bunun özelliği budur yani, sert uçar.
Ve saatlerce de uçar yani. Şöyle eğitimini verdikten sonra sürekli kuşunuzu uçurduktan sonra 5-6 saat daha da yükseltebilirsiniz. Sizin verdiğiniz eğitime göre değişir. O yükselebilir yani saatleri. 4 saat, 5 saat, 6 saat Uçuyor. uçurursun. Evet. Normalde uçar yani. Evet abi. Bir de şimdi bu kuşların çok değerli bir özelliği daha var. Her kuşta olabiliyor mu? Olmuyor da olmayabilir ama bu kuşlarda yerine çok sadık kuşlar. Evet. Sadece hani bu posta kuşu gibi bir salmadan dışarıyı görse biz bunu iddia ediyoruz. Kendi bölgemizin kuşu olduğu için değil, bütün hepimizin kuşu bu. Camianın bütün hepsinin yerli bir ırkımız yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuşu. Adı Bursa Oynarı. Posta güvercini gibi salmadan aynı bu salmadan dışarıyı gördüğünde yerini tanıma özelliği %100'e yakın. Evet. Geri gelebileceğini hatta salmadan gördüğü yerde hiç uçurmadan kaçsa bile geri gelebileceğini söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun abi? Kesinlikle doğru söylüyorlar. Şu salmada ben başımdan daha önce de geçti yani. Şu salmada geçen hafta bir tane kuş kaçırdım şu salmadan. Hatta karşı kümeste şu anda eşiyle beraber. Pazartesi kaçırdım. Geçen hafta pazartesi kaçırdım. Yani bir hafta önceki pazartesi. Kuş 6 gün 6 gün dışarıda kaldı. Bana söylediler yani ben bu kuşa bakıyorum yani kolay kolay pes etmeyeceğini biliyorum yani 3 gün 5 gün biliyorum ama yani kuş da bir canlıdır yani pes eder diye insan aklından geçirmiyor değil. İşte arkadaşlar dediler işte mahallede kuş benim burası çok ters bir yer yani kameradan belki göremiyorsunuz. Evet. Kuş uçurmam için müsait bir yerde. Bir de ben dışarı salmıyorum. Evet. Salmadan baktığım için, dışarıda da salmadığım için Üretim yapıyorsun. üretim yapıyorum ben. Uçurmuyorum. Uçurmuşluğum da vardır Tabii biz zamanında ama biliyoruz bu abi. kuşları uçurmuyorum şu anda ben. Kaçırdığım kuş 6 gün dışarıda kaldı. Bana söylüyorlar ya senin kuş dolanıyor. Şimdi beyaz oyunları Bursa oyunları sadece bende değil yani. Ben de diyordum kendim. Bana diyorlar senin kuş bir hafta dışarıda geziniyor. Ben de içinden yani sadece bende oynar bakan kişi Ben değilim değilim evet. yani. Diğer arkadaşlar da bakıyordur diye, onun kuşlarıdır diye içinden geçiriyordum. İşte neticede tam 6 gün sonra bir arkadaşım kapımın ziline bastı. Söylemiştim yani arkadaşa bak böyle böyle kuşumu kaçırdım. İşaretini söyledim arkadaşa. Onun ayağında bilezik de yoktu yani boncuk vardı. Normalde çoğu kuşumun ayağında bilezik Resmi vardır yani. bileziklerim var abi evet gördüm. Yavruların çoğunda vardır. Şimdi takıyoruz. Eskiden takmıyorduk. Zil çaldı. Bir baktım bir yaşlı abimiz çıktı. İşte kuşu gördüm yani. Dedi Ergün abi senin kuş. Dedim abicim ne zaman yakaladınız? Az önce yakaladım. Salmadan içeri gelmiş. Yani kuş artık Aynı yani salma pes o zaman. etmiş. Aynı Evet. salma. Hemen karşımda. Evet. Hemen karşımda ileride. Artık kuş bitmiş yani kolay kolay pes etmeyen bir kuştur. Doğrudur, Yani gerçektir yani. kanı işte Kanı doğal sağlam, seleksiyon evet, olduğu için kanı böyle. sağlam. Hani normalde bu kuş hiçbir yeri görmedi yani. Evet. Hani nasıl diyeyim sana Rabbimin verdiği bir şey herhalde bu da içgüdüsel midir artık bilemeyeceğim. Yani arıyor, hayvan arıyor yani Yerini evini arıyor. arıyor. Evet abi. Hani normal bir kuş kaçırdığın zaman bir saatte de pes edebiliyor. Ediyor. Yani uçurduğun an havaya ayakları değmeden de Hemen başka yaklara kümese bakıyor. girebiliyor. Ama bu kuşlar öyle değil. Maşallah. Asil kuşlar, Evet. gerçekten asil kuşlar. Demin bana Yani da söyledin. Arkadaşlar demin Ergün abi bana da söyledi. Şimdi biz başka güvercinler bakıyoruz. İnan dedi Muhammed, sen bu kuşun dedi zevkini alsan başka hiçbir kuş kümesine sokmazsın dedi. Biz sokmasın. Ben bütün hayvanları seviyoruz ama bütün yani bunu Ergün abiden daha demin duydum. Bundan önce birçok oynar bakan arkadaş da senin söylediğini bana söylüyor. Evet. Tabii biz bunları da seviyoruz. İşte biz kendimizi bunları tanıtabilecek yeterlikte görmediğimiz için sizler gibi bu işe ömrünü vermiş 40 senelik, 50 senelik, 60 senelik kuşçu abilerimize bu camiada hakikaten buna emek vermiş arkadaşlara gidiyoruz ki biz de öğrenelim, biz de kendimizi Evet. geliştirelim. Bizim bu şey yapmış olduğumuz çekimler değerlerimize sahip çıkmak. Başka Yani hiçbir şey değil. tabii. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şeyin de reklamını yapmıyoruz. Biz sadece kendimize has bu hobiyi yapan Evet. değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu işi sevdiğimizden ötürü. Bir de abi sen bunlara mesela biz kuşlarda çeşitli bazen kürler uyguluyoruz ya işte vitamindir, Evet. ilaçtır. Sen bunlara vitamin veriyor musun? Vitamin veriyorum Katkı ben. olarak. Haftada bir kere bir vitamin veriyorum katkı olarak. Normalde işte yine ilaç pek kullanmıyorum. Şimdi dürüst olalım. Vitamin veriyorum. İlacı kullanmama
elimden geldiği kadar kullanmıyorum. Eğer ihtiyacım olursa da etkili oluyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi sürekli kuşu ben bağımlılık yani bağımlılığa çevirmiyorum kuşumu. Evet. Gerçekten hastalandığında verdiğim zaman hastalığı neyse gereken ilacı verdiğim zaman etkisini görüyorum, faydasını görüyorum. Yani aşıyı da yanlış anlamayın, aşı vurabilirsiniz. De ben vurmuyorum. Vurmadığım için de yani ben böyle bir kendime yol seçtim. Tamamen doğal beslenme. Tamamen doğal. Ekstradan da multivitamin gördüm ben. Multivitamin desteği evet, yapıyorsun. Yapıyorum. Haftada bir gün. Evet, haftada bir gün. Şimdi eşleşme sürelerin normal biz kuşlar gibi mesela biz Haziran ortası gibi bunlar tüye girdiği için bütün kanatlı camiası Haziran ortası ve Eylül ortasına kadar genelde kuşlarımızı eşe atmıyoruz. Evet. Sen de mi aynı şekilde yapıyorsun veya bu Bursa oyuncuları da mı böyle yapıyor bizim ya bakan şimdi, arkadaşlarımız? Evet, güzel bir soru. Şimdi şöyle bir şey, genelde olması gereken odur. Yani zaten yavru alma nasıl diyeyim sana, kışın alınan yavru daha sağlıklı olur, daha evet, güzel olur. Haziran sonu, Temmuz, Ağustos ayı çok sıcak geçtiğinden yavrular yani cılız dediğimiz oluyor. Yani kuşun yapabilecek bir şeyi yok yani. Havanın sıcak olmasından yani derinli yavru bakamıyor kuşlara. Onun için ayrılırsa daha iyi olur. Hani ayıran arkadaşlarımız genelde üretimci olan arkadaşlarımız ayırıyor. Düz bakanlar ayırmıyor. O ayrı kendisine kalmış kişisel bir şeydir o. Hani ayrılırsa daha yararlı olur. Daha yavruda daha güzel olur. Yani tüyüydü ilerleyen çıkan kuşlarda daha verimli olunur diye düşünüyorum. Bir daha abi senin kümeslerine baktık. Maşallah tertemiz. Evet. Galiba birkaç oynarcının kümesine daha gidiyoruz. Arkadaşlarımız var. Onların kümesleri de tertemiz. Onlardan duyduğum, şimdi sana da sorayım dedim. Bu kuş diyorlar çok hassas bir kuş. Bu kadar böyle pis kümeslere, işte affedersin kendi pisliği kurumuş, öbek öbek olmuş kümeslerde bu kuşlar fazla barınmıyor. Yani rahatsız oluyor, üremesi sıkıntılı evet, oluyor. Bu gerçek midir abi? Şimdi bence temizlemek tabii ki güzel. Sürekli temizlemek de iyi değildir. Onu da söyleyeyim. Yani evet, o da benim kişisel görüşüm. Anladım abi. Çünkü sürekli temizlediğiniz zaman yani şöyle diyeyim size. Ayda bir kere temizlerseniz kümesinizdeki kuşları kaybedebilirsiniz. Niye kaybedebilirsiniz? Şimdi mikroplar alta barınır. Sürekli temizlemek de iyi değildir. Ama ben kendim 6 ayda bir temizlemeyi düşünüyorum. Yani sezonluk. Çünkü güzel, sezonluk yani temizlikten sonra dezenfekte ediyorum. Dezenfekte kullanıyorum. Evet, öbür türlü sürekli temizlediğiniz zaman çıkan yani ne yaparsanız yapın istediğiniz kadar ilaç kullanın, dezenfekte edin kümesinizi. O ufak bir iğne deliğinde de olsa o mikrop barınır. Kuşlarınızı kaybedebilirsiniz. Ama ben kendi yaptığım 6 ayda bir temizliyorum. Ve de yabancı kuş koymuyorum. Hani kuşların hastalığı olmaması için yani hep kendi soyundan olduğu için ya da yani örnek verelim yedekçi almış adam atıyor içine. Atmayacaksın. Evet. Attığın zaman kendi kuşlarını kaybedersin. Çünkü her kümesin kendi mikrobu ve bakterisi ya var. Ya şimdi şöyle bir şey var bak. Şimdi başka bir bende iki kümesi var. Şimdi şu kümesten benim iki kümesim de aynı yani ikisi aynı, de sağlıklı. İki kümese de bakan benim. Evet. Diğer kümesimden buraya bir kuş atayım. Buradaki kuşları kaybedebilirim. Aynen öyle. Çünkü buradaki kuş buradaki bakteriye alışmış evet, vaziyette. Buradaki buradakine. Doğru birbirine söylüyorsun, çapraz yaptığımda iki tarafı da tehlikeye sokmuş olursunuz. Aynen öyle abi doğru söylüyorsun. Son olarak abi fazla da vaktimizi almayalım. Daha güzel çekimlerimiz olacak. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Yeni kuşçuluğa başlıyor gençler veya kuşçuluk yapmış bizler gibi. Buna merakı var. Yani bu kuşlara çok pahalı olduğunu biz biliyoruz. Yani pahalı derken hakkıyla pahalı. Çünkü bu kuşlar zor üretilen kuşlar dediğin gibi. Belirli bir patente sahip kuşlar, kaliteli kuşlar. Tabii bunlara ben nasıl alırım abi diyor. Yani 10 tane almasına gerek var mı veya bir çift kuş yeterli olur mu? Yani bu kuşu üretebilmesi adına. Biz evet, şimdi bu kuşlardan edinmek isteyen arkadaşlar ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Ben şimdi kuş bakmak isteyen arkadaşlarıma ilk önce iyice düşünüp ne kuş bakacağını karar bir kere ver, karar vermesi gerekiyor. Şimdi Bursa oyunlarımız diyoruz. Bursa oyunlarımız çok farklı dalları vardır yani evet, kendi şeyinde. Yılanbaşı, cilli kafa derler. Farklı dik alın benim baktığım dik örnek alın, veriyorum. Yani çeşidi çoktur. Hangi tür kuşa bakmayı
bir kere bir karar versinler. Ondan sonra 10 takım almanın anlamı bence yok. Yok. Bir takım alınırsa hani araştırıp da baştan bir araştırılır. Hangi türe bakacağını karar verilir, sonra araştırılır. Bir takım kuşta da yürüyebilir diye Aynen. düşünüyorum. Evet abi. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlara. Katılıyor musun? Emeğin pahası yoktur arkadaşlar. Burada biz kuşlara emek veriyoruz. Tabi Hobi de tabi tabi olsa tabi. ki özellikle böyle zor kuşlar, Bursa oynar kuşu gibi kuşlar hakikaten ciddi emek verilen Evet. kuşlardır. Evet. Emeğin pahası olmaz. Evet. Nasıl ki bir süs kuşu bakan arkadaş Tabi. bunu pazarlarken işte şöyle emek veriyorum, böyle emek veriyorum. Emin olun belki ondan 10 kat 15 kat daha fazla emek veriliyor bu tür kuşlara, Evet. bu tarz kuşlara. Evet. Biz bütün kuşu camiasına saygıyla bakıyoruz. Hepsini takdir ediyoruz. Çok önem veriyoruz. Ama işte bunu söyleyenler işte deminden beri Ergün abi programın başından beri anlattığı şey şu. Bu kuşun zevki bir başka diyor. Ben hangi oynarcıyla konuştuysam daha önceden farklı ırklar sen de baktın abi. Biz Baktım. biliyoruz dükkanın da Baktım. vardı. İşte bu çeşitli toptan yem satışıdır, kuş satışıdır falan. Onu da yaptığını Evet. biliyoruz senin. Bütün kuş ırklarına hakim ve haizdir Ergün abi. Ama onun bile söylediği şey Bursa oynar kuşuna baktığınız zaman başka kuş bakmayabilirsiniz. Ya bir Bu bir aşk arkadaşlar. hani derler ya, seninle benim aramda bir fark Heh, var. aynen öyle. Gerçekten ya nasıl anlatılmaz bu, Evet. yaşanır derler ya. Gerçekten öyle Aynen yani. öyle. Bursa oynar kuşu bakanlar. Farklı bir camia. Kuş camiası farklı bir camia gibi görünebilir ama öyle değil. İşte bunun özelliği mesela bir posta kuşu bakan profesyonel Evet. manada. O da ona posta kuşu der. Bir oyun kuşu bakan adam oyun kuşu der. Ama işte dediğimiz gibi emeğin pahası ve ederi olmaz. Evet. Hakkı neyse saygı duyacaksın. Evet. Sen de onun için emek sarf edeceksin. Tabii tabii tabii. Son olarak arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı abi? Şunu sorayım ben. Senin numaranı paylaşsak bu kuşlarla alakalı. Tamam. Adını soyadını bu açıklamalarımıza yazsak yardımcı olur musun Olurum. arkadaşlara? Tabii 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 ki, tabii bu ki. kuşlarla alakalı. Edinmek Evet. isteyen olabilir. Biliyoruz sen satmıyorsun ama en Şimdi azından şöyle, ben bunu şöyle diyeyim. Ticaret amaçlı hiç bakmadım. evet. Dürüst olalım. Şimdi eğer baksaydım daha farklı olurdu. Şurada çıktığınız balkonda Daha farklı. birkaç tane daha kümesi olabilirdi. Aynen. Yani iseseydim yapardım yani. Evet. Ticaretini de düşünürdüm. Ama şöyle diyorum, ben çevremdeki insanlara ya da beni tanıyan tanımayan, biz hepimiz faniyiz. Elbet bir gün göç edeceğiz. Aynen Ama öyle. bu kuşlara, diğer arkadaşlar, yani sadece bende olsun demiyorum. Herkeste olsun. Ama tabii ki bunu sevgiyle bakacak arkadaşlar baksın. Yani zor kuş, gerçekten zor bir Evet. kuş. Yani yardımcı oluruz. Tamam. Bakacak, sevgiyle bakmak Evet. isteyen arkadaşlara da Şimdi yardımcı bize oluruz. soracaklar. Diyecekler ki Ergün abiye nasıl ulaşırız? Bize bu kuşla alakalı yardımcı olur mu? Yol gösterme. Bu kuşu edinmemizde bize yardımcı olur mu? Derlerse Her türlü onun yardımcı için oluruz. sana sormak istedim. Son olarak arkadaşlara demin sorduğum bir şey demek ister misin? Tavsiyen var mı? Programı kapatmadan önce. Tavsiyem ilk önce sevgi. Kuş da bir sevgidir. Evet. Eğer kuş bakmayı düşünüyorsanız ne bakacağınıza karar verin baştan. Ona göre bir değerlendirip, yani biz Bursa kuşu bakıyoruz ama yani kimseyi de yönlendirmek istemeyiz yani. Ama bakılacak kuş derim. Evet. Sabır isteyen bir kuş. Gene altını çizerek söylüyoruz. Olay bu. Evet arkadaşlar, Ergün Avcı abimize namı değer Tak abimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mekanında ağırladığı için Bursa Oynar Kuşu'nu bizlere genel hatlarıyla anlattı ve nasıl bir sevgiye sahip olduğunu bizlere aktardığı için teşekkür ediyoruz. Muhteva'da kuşçuluk programının başka bölümlerinde görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağ ol abi. Siz de Teşekkürler. sağ olun.